genel izleyici için uygundur. Mehmet Özal'le mutfaktadan herkese merhaba efendim. Evet değerli izleyiciler, çok mutluyuz Gülenay'la beraber. Çok harika bir konuk geldi çünkü. Sevgili Gonca Hustatır'a geldi sonunda. Teşekkür ederim. Evet. Neredeyse iki yıldır konuşuyoruz ama. Bugün gel. Hakikaten çok mutluyuz. Evet, gerçekten çok mutluyum ya. Ben ayaklarına sağlık. Vallahi bu arada memnun oldum. Ben de vallahi hiç şey yapamadık. Şöyle pandemi selamı yapalım. Pandemi selamı yapalım. Sevgili Gonca gelmiş. Biz de düşündük. Evet. Nefis yemekler yapacağız ama bir de elin boş gelmemişsin galiba. Fındık mı getirdin? Fındık getirmiş. Ben hendekli olduğum için memleket Adapazarı hendekli. Bizde fındık bol. Aa güzel. Aa bak sana bu da... Fındık olduğunu bilmiyordum. Sana küçük bilgimi de getirdim sürpriz olarak. Küçük bilgimi de getirdim. Fındıklar. Fındık getirdim. Aynen öyle. İnşallah sana... Biz de bundan çok güzel bir şey yapacağız. Hem de galiba tahmin ettiğim bir şey yapacağız. Ve o yapacağımız şey de seninle çok sevdiğim bir şey olacak. Evet. Ama söylemiyorum. Malzemeler gelsin, sohbet başlasın. Ve o zaman konuşuruz. Gördüğün gibi Goncacığım, bütün buraları nefis bir şekilde donattık. Evet. Önce ne yapacağımızı anlatayım, sonra sohbete de başlayayım. Tamam. Senin getir, önce senden başlayalım. Evet. Sen fındık getirmiştin. Fındık getirmiştim. Hendek'ten getirdiğim fındıklarla. Evet. Ne yapacağız? Küçük bilgisini aldıktan sonra sütlü nuriye yapacağız efendim size bugün. Ya en sevdiğim biliyor bak musun? Yani gerçekten programa katıldın. Ya tatlıyla aram çok yok bunu. Evet. Kabul, yani rahatça söylüyorum. Her benim yerde de yoktur de tatlıyla aram esasında. Evet. Öyle mi? Hiç evet şeyim yoktur. Annem çok seviyor tatlı falan. O yüzden evimizde her gün bir... Tatlı sever şey mi annen var tatlı? Acı çeken bir kedi sesi duyuyorum ama hiçbir sıkıntı duymadan devam ediyorum. Acı çekmiyor kedi esasında. O zaman Fox'un kedileri besleme yemek saati geldi şu anda herhalde dışarıda. Biz beslenme saatindeyiz. Kedilerimizi besliyoruz ya. Gerçekten. Evet, evet. Böyle, abi böyle, çok güzel bir şey. Böyle böyle şeyler evet, alıyoruz. Evet, mamalar geliyor falan. Şeylerle hep kedilerimiz var bizim kanalda yani. Belki de şu anda kendince bir alkış tutuyor yani program başlığında. Yanlış anlıyor olabilir. Seni alkışlıyor diyor olabilir Mehmetciğim. Seni alkışlıyor olabilir bence. Benim aram yok dedim tatlıyla ama sütlü Nuriye'ye karşı bir hassasiyetim var. Bunun teknik açıklamasını bilmiyorum hocam anlatsın. Ben de sütlü Nuriye severim ama. Hafif gerçekten olduğu için olabilir. Hafif. İsminden de olabilir. Yani ben olabilir. Değil mi böyle... Bir de şimdi şey çıktı yeni moda. Soğuk baklava diye bir şey yapıyorlar. Çok benzeri aslında. Yok, evet. Çok benziyor. Çok benziyor evet. Biraz daha üzerine kakao makao serpiyorlar ama bence bu orijinali hali. Orijinali daha iyi. En orijinalinden yapacaksın sen evet, de. Evet. Çok güzel. Ben ne yapacağım anlatayım. Ben de böyle nefis bir bol kimyonlu ve böyle hafif baharatlı bir tas kebabı yapacağım. Böyle bunu dökün bir tencerenin içinde güveçte fırında böyle yavaş yavaş bütün lezzetler karışana kadar pişireceğim. Yanına nefis bir arpa şehriye yapacağım. Onu da böyle birazcık bezelye, birazcık patlıcan, birazcık yeşil biber, biraz salçalarla, soğanlarla, sarımsaklarla birlikte pişireceğim. Ortaya hakikaten nefis bir yemek olacak. Bu ikisiyle yan yana geldiğinde birbirini tamamlayacak. Şahane olacak. Neyse biz yemek yaparız. Gelelim evet sana. Ay, sen neler yapıyorsun? Ben de pandemide biraz özendim. Kendimce bir atmasyon yeteneğim çok gelişti pandemide ondan özellikle. Sen zaten multi yetenekli bir insan olduğun için. Yani böyle annem devamlı şey yapıyor. Kızım bunu sizlerle arkadaşlığımı biliyor, görüştüğümü biliyor, takip ettiğimi biliyor. Yemek programlarını çok seyrettiğimi biliyor falan. Şimdi şeyi yavaş yavaş anlamaya başladım. Bu böyle bir duygusal bir diyalog tabii ki yani. Bir sanat aynı zamanda yemek yok, yapmak. Sanat yani sayılmaz şöyle, ama. Şöyle sayılabilir. Çünkü hissi vukul kalben bir şey var tamam mı? O var. Yani hakikaten eğer diyorsun ben bunun içine bunu da koyayım. Ya abi bu olur mu? Olur. Tak yiyorsun. Ya nasıl bu işte bunu oldu falan. Ama evde deneyemezsin işte. Onu o adam yaptığında çok güzel olur. Ben bunu Sedef'te de çok yaşıyorum. İbade mesela. Sedef ya yemek yaparız falan. Sedef derim ya çok güzel. Bir dönem evliydim ya ben. Diyorum ki Sedef'e. Yani böyle bir... Diyorum ki Sedef diyorum ya işte çok güzel bir brokoli çorbası yapacağım falan. Sedef böyle şeyler söylüyor.
ben ona birazcık portakal da sıkarım. Ben yapamam herhalde şimdi diye düşünüyorum. Yaparsın halbuki de tabii ki. Sen de benim için böyle izlerken senin rahatlığını çok kıskanıyorum ben. Diyorum ki yani kaç sene oldu programda artık konuk bugün? 15 sene oldu başlayalı yani televizyon programı yapalı. 6 senedir Fox. Çünkü ben yemekte şöyleyim mutfakta. Şimdi diyorum ki pilav yapacağım. Ben bu pilavın içine pırasa doğrarım. Tane kimyon bilmem ne. Bunu annemin yanında söylersem kesin karşı kızar, çıkacak falan. Saçmalama kızım der. Saçmalama kızım. O sohbetin içinde ben şöyle olurum. Yazık ya. Şimdi siz herkes çıksın bir dışarı falan olur. Kimse görmeden ben yapacağım. Kimse görmeden ben yapacağım şeklinde. Ondan sonra peki sen... annem şöyle yapıyor bak sana hemen taklit yapayım çünkü o yıllarca yemeği ondan öğrendik ya şimdi bir... Anneler her zaman öyledir ama. Şimdi böyle yapıyor. Geliyorum burada yemeği yapıyorum yapıyor. Kabuklarını atacaksın değil mi soğanın? Şurada bir sivri bana böyle bu kabukları atayım mı soğanın? Ya at burada sanat var görmüyor musun falan buyur. Ama anneler öyle ya. Peki bir şey söyleyeyim, annen güzel yapar mı yemek lezzetli? Hayır, çok kötüdür annem. Saçmalamak, ay seyredecek ya deli misin sen? Hayır, hayır çok eğlenir yani. Çünkü eskiden şey yapardı annem şimdi böyle spiritüel şeylerle çok ilgili falan filan. Böyle yemeğe getiriyordu, Mehmet böyle yapıyordu. Yine çok içtensiz bir etli patates yapıyordu. Gerçekten söylüyorum. Biz böyle yemek yapmayı öğrendik falan ama... mesela bazen koyuyorum işte bu benim en güzel yaptığım yemektir Gonca. Hep eleştiriyorum bunu çok tatlı. Ne denir mesela annenin en güzel yaptığı yemek sence? Annene göre ne denir? Valla ben hatırlamıyorum. Annem çok güzel dışarıdan lahmacun sipariş ederdi. Biz çocukken böyle sipariş tekniklerimiz çok gelişti annem sayesinde. Sen güzel yapar mısın yemek? Ben çok güzel yaparım. Biliyorum ben çünkü seninle daha önce konuşmuştuk. Sen yemek yapmayı biliyorsun ve iyi lezzetli yemek yapıyorsun. Evet. Peki şey o evli olduğun dönemde yapıyor muydun düzenli yemek? Yani yok. Yok. İşte zaten yok. Yürümedi yani Mehmet'ciğim. Bir sebebi yemek yüzünden de ne yani, alakası? Yani şimdi bazı sevgiler, aşklar insanı aşçı yapıyor. Bazı aşklar da mutfağın yakınından bile geçmeyip aç bırakıyor insanı. Bir derimi kemik kalıyorsun. Valla diyetimi mutsuzluklarıma boş ver. Formunu. Ben arkadaşlarım şey formunu. Arkadaşlarım diyor ki işte nasıl diyet yapıyorsun Gonca ben böyle depresyon. En güzeli üzülmek. Ne yemek gelir içinden. Ama bence sen kendini de biraz öyle motive ediyorsun bazen. Bazı insanlarla vardır yani. Daha çok üzeyim kendimi şeyi var mıdır acaba? Yok yani mu? Yani şey ama. Gibi bir bu yolun sonu nereye çıkar meramım oluyor. Yani, zaman zaman yani bu mutsuzluğun sonu ne olacak acaba diye. Ya gerçekten büyüdüğümde yani küçükken ortamlarda tanık olduğumda çok bu kereviz sapı mı? Evet canım. Evet. Kereviz sapı bu şeyin içine girecek. Et yemenin içine girecek. Ay inanılmaz bir şey. Peki bir şey diyeceğim. Ne kadar faydalı bir şey ya. Bu ne tabii. Kadar bunun suyunu boyunu falan da bütün şeylerde veriyorlar. Sabah kahvaltısında kereviz evet, sapı suyu. Evet aynen öyle. Ki eskiden biz kereviz sapı diye bir şeyi bizim çocukluğumuzda en azından benim çocukluğumda bilmezdik. Belki ya bilmezdik dediğim abi. Yemezdik yani kerevizin sapını. Kereviz yemeği yapılır, sapı ayıklanır falan. Halbuki çok aromatik de bir malzeme yani. Tabii sen genç olduğun için sen bilebilirsin. Ya ben salata yapıp üzümün bu şey korukları şeyleri koparıyorum. Evet. Salataya böyle soya şeyi gibi koymayı çok o ekşi ama tat çok güzel. Çok güzel bir şey derken. Bak, kadın şimdi yaratıcı. Eskilerde Anadolu'da şey var. Kadın kuruk mu yiyeceksin vardı. Yani evet. O bizim zenginlik anlayışımız topraktan çıktıktan sonra yani gövdenin sıkıştırıldığı yere biz besin olarak bakıyoruz. Evet. Yani gövdeye bakmıyoruz. Şimdi hiç aslında... Artık şimdi bütün trendler de değişti, her şey değişti. Yeni yeni bir sürü şey de öğreniyoruz yemek içmekle ilgili. Şöyle çok güzel kuşbaşı etlerim var. Ben bu arada şey yapıyorum onları tuzladım, biberledim, dana eti. Peki geldim sana başka şey soracaktım esas. Bu kadar lezzetli yemek yapıp da şimdi evde yapmıyor musun artık? Yapıyorsundur herhalde arada. Yapıyorum canım. Yani şaka bir yana hakikaten... Uydurma şeyleri çok seviyorum tabii ki. En sevdiğin yemek nedir Gonca? En sevdiğim yemek yapamadığım bir şey. Mesela, lahana dolmasını çok severim. Ben de çok severim. Etli lahana dolması değil mi? Evet. Etli, yapamam. Ben. Sarmada becerikli. El işiyle alakalı bence, yok yani. Ben seni tanıyorum. Bence sen istesen her şeyi yaparsın. Çünkü arkadaş bazı insanlar doğuştan şanslı doğuyorlar. Bence sen de onlardan bir tanesisin. Yani malfi yetenek derken hakikaten evet. Yani bu kadar... Mükemmel bir oyunculuk var, harika sesin var, nefis okay. Taklit kabiliyetin var. yani var oğlu var, her şey var. Ya o yüzden hakikaten birazcık bu yetenek konusunda şanslı da olduğunu düşünüyorum. Bunların yanında yemek yapmak zaten bence demede kulak bir şey değil mi? Yemek de o yüzden rahatlıkla çok güzel ya yemek yaparsın. Ya bu iş sadece
Ya elin lezzetli olmasıyla değil. Hepsi bir konsept ya. Mutfağı nasıl bıraktığına kadar ya. Yani evet, öyledir yani. Tiyatro eğitimine de kulisi nasıl bıraktıysan istersen iyi oyuncu ol, mükemmel ol. Kulis karman çorbası. Seni iki kere düşünürler yani çalışırken. Mutfak da öyle. Ya tam konseptiyle, sohbetiyle, şeyiyle. Mesela yemek yaparken doyan insan vardır ya. Ben, onunla sofraya oturmak da bir sıkıntı. Sen deli gibi yiyorsun, o sana baktıkça doyuyor. Ben böyle. Abi, evet, ben de böyle. Şu kokular mı o kadar evet. Doyuruyor. Etleri güzel karamelize ediyorum. Sonra sırasıyla soğanları, havuçları, kerevizleri atacağım. Biraz daha soteleyeceğim. Biraz zeytinyağı, biraz tereyağı. Sonra salçalar, malçalar. Sonra bunu unutacağız. Üzerine de et suyu koyacağım. Pişmeye bırakacağız. O güveç böyle ağır ağır demlenerek. Şahane olacak. Pişecek. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Kısaca. Kat kat baklava yufkasını böyle güzelce tereyağı alıyorum aralarını. Ortamın evet. Böyle 20 tane olsa araya böyle bol fındık. 20 kat mı olacak? Evet. Üstünde de bir 20 tane daha olacak. Sonra fırınlayacağız. Bunun bence en büyük özelliği şerbeti sütle ve kaynatmıyoruz sütü. Yani sadece şeker eriyecek. Süt ılık olacak, hiçbir şekilde fokurdamayacak süt orada ki böylelikle kaymak tutmasın. Yani baklavadan durumda... farkı sütlü şerbet evet, kullandığımız için de böyle çıkmış oluyor. Peki sen nasıl oyuncu oldun? Ben böyle. Nasıl? Hakikaten yani. Nereden başladı bu hikaye? Benim oyuncu olma hikayem. Yani aslında şöyle bir şey. Annenin bazı şeyler hani tabii. Yetenekler böyle genetik de oluyor yani. Tabii. Bizde böyle şey gidiyor yani. Annemin babası... Yani dedemin annesi Atike Hanım, hep oradan gelen bir şey var. Yani ailenin hikaye gerçekten. Anlatıcısı, meddahı. Yani toplandığımız zaman sülalecek var, Atike babaanne varsa orada bir hikaye, bir espri kopacak diye. Çok önemli bir hikaye anlatabilmek biliyor musun? İnanılmaz. Yani taklitler bizim çocukluğumuzda bir de kadınlar enstrüman çalar. İşte Aslı ablam Udi, çok çok iyi bir Udi'dir yani. O da Hollanda'da yaşıyor. Ha öyle mi? Hollanda'da ondan yaşıyor. Ondan sonra... yani böyle ailede enstrüman çalanlar, hikaye anlatanlar aslında bir varyete yani bir şey ortamında büyüdük bir biz. Kumpa, yani bir kumpanya gibi aile. Kumpanya gibi, bir tiyatro ortamı gibi, bir yani güncel anlamda söylemek gerekirse tam o stand-up ve komedi ortamının içinde büyümüş bir aileyim ama böyle ailelerin biliyorsunuz ki huzursuzlukları da tam bir tiyatro olur. Tabii. Yani o 5 sene sonra evet. O kavgaya böyle güldüğünüz ailevi şeyleriniz olur ya hani tabii. Özellikle gençlikte tabii. Yaşanılan en saçma aile büyüğünden çıkan en şey. Şimdi bunları anlattıkça biz böyle gülüyoruz tabii kendi aramızda. Hatta ben bununla ilgili bir hikaye yazıyorum şu anda. Bir sinema filmi hikayesi. Bana o kadar ön ayak oldular ki. Yani annemin de çocukluğu tabii ki tiyatro ve müzikle iç içe geçiyor. Aksi de pek mümkün değil. Değil ondan tabii. Sonra babalar hep asker bizde. Benim babam, dedem falan. Mi? Hepsi asker. Subay, astsubay, yarbay böyle karışık bir ailenin erkekleri askeriyeden. Şimdi evde hem bir ciddiyet var hem de bir de asker ailesinde bir ekstra komedi var yani arka odalarda. Dolayısıyla kulis bilgisi yani. De aileden geliyor bizde. O tezatlar da güzel bir tezat tabii. Yani. Bir tarafta subaylar var. Yani şöyle bir şey, dedem hem askeriyede çalışıyor hem o dönem Diyarbakır'da görev yaparken ekstra para kazanmak için işte Mehtap Arın, Zeki Alasya, Metin Akpınar'ın, işte Ajda'nın, Muazzez Abacı'nın da turne şoförlüğünü yapıyor. Allah Allah. Türkiye'ye ilk. Hayata bak ne kadar enteresan. Evet, gazetelere ya. İlk ailede magazinde böyle çıkan dedem. Çünkü Türkiye'ye ilk çift katlı otobüsü getiren adam yani. Ha bir de öyle bir müteşebbislik de var. Tabii. Yıllarca bir şirkette çalışıyor işte falan otobüs şirketinde. Ay ne güzel aile. Evet böyle ya. Ama bir yandan da askeriye de yani iki iş. O yüzden hı-hı. Birazcık tabii çok erken emekli olduğum ruhsal olarak. Tabii yorgun düşmüştüm. Yıllarca çalıştı falan. Tabii bunlar bize hep böyle şey olarak geri döndü. Edebiyat, sanat, müzik. Ay i̇şte, muhteşem bir şey ya. Tabii yani şöyle bir sanatsal ilişki vefat etmeden önce eve geldi bir gün elinde eski bir araba işte arabasıyla gelmiş bir gönül yazar plağı. Seninle dedi baş başa kızım dedi bugün gönül yazar dinleyelim dedi falan. Yani böyle bir şeyimiz vardı işte evin içine Tolstoy'ları Rus edebiyatlarını Dostoyevski'leri sokan bir adam. Şimdi dolayısıyla... Çok, annemin bundan nemalanmaması mümkün değildi tamam mı? Çok renkli değil. Tabii ilkokulda anne edebiyat falan tabii zamanın getirdiği o genç yaşta evlenip aşık olmaya çocuk yapma şeyine kapılınca bizi yaptı ya annem. Yani dedi ki Aslı işte müzik okuyacak, Gonca tiyatro okuyacak falan biraz mesleklerimize karar verip bize o şekilde ay ne kadar iyi yapmış ama aynı zamanda. Evet.
bir şey oldu vallahi, iyi yapmış aynen. Yani çok iyi yapmış. Büyünün sonunda büyüdükçe, yani erişkin olduğunda şeye karar veriyorsun. Yani ne kadar aile içinde çatışmalar, hayatın getirdiği tezatlıklar olsa da diyorsun ki ya o kadar önemli bir yerde bir efekt yaratmış ki. Ya deli misin yani sen? O kadar bizler için bile öyle bir yani. Ufacık bir kıvılcımla benim hayatımdaki bambaşka bir ışığın parlamasına bizler için de yani seni izleyenler için de o keyfi alabilmek de hiç bambaşka bir iş yapsaydın evet, biz kayıp olacaktık Gonca Vusat'ın bilgisini tanımayacaktık belki o zaman yani. Bir de o var hakikaten. O yüzden çok doğru bir şey yapmış. Bu arada dedin ya şimdi bir şey yazıyorum diye. Biliyorum ki seni şimdi arka arkaya filmlerin de vizyona girecek değil evet, mi? 2021 yılı hakikaten benim için çok tuhaf bir sene oldu. Gerçekten öyle bir Covid'e bir hayatımızda iyice böyle güncellendiğinin evet, ikinci yılı mıydı? 2021 evet, ikinci yılıydı. O varyantı ben şey diyorum, telefon markaları gibi demin diyorum Mehmet'e. Ben bütün evet, üst modellerini deniyorum Covid'in. Buna da bakıyoruz falan filan evet, diye. Hem Covid oldum hem bir kaynar su evet, şeyimiz oldu. Geçmiş olsun evet. Dünyanın en kötü tecrübesi herhalde o hayatta yaşayacak. Gerçekten yanmak öyle. Yani. Ondan sonra sonra kaynar su döküldüğünde yanımdaki en yakın arkadaşım, o da müzisyen ve hani enstrümanı saksafon olan bir adam yani. O da Covid oldu, sonra o kalp krizi geçirdi, o bypass oldu. Biz tövbe böyle, estağfurullah, tövbe tövbe. Ben diyorum ki anne falan, ay, kızım sana bir kurşun döktürelim. Dedim ki anne o da kafama gelir benim kesin hazda. Şuramda. Şey artık yani şuram bir kurşun, ben şey derim yani balık mı acaba falan diye en azından öyle avutmayayım kendimi. Allah Allah. Ve böyle bir şey oldu. Dolayısıyla benim bu sene geçen yıl yani arkadaşlarım hep doktorlar, en yakın arkadaşlarım. Onlarla bayağı bir vakit geçirmiş oldum bütün doktor tayfası. 35 gün hastanede. Çok uzun bir süre çok ya. Uzun. Çok uzun. Ya hastaneden eve dönerken iki valizlerle çıkıldı çünkü ben artık evdeki biblom, her şey çünkü oyuncağım, kendini benimsemek için odayı hani tabii. Odayı artık şeye çevirdik yani. İçselleştirmek için odayı sen biblom, kütüphaneler, biblom falan vardı ya. Peki şu filmleri anlat birazcık daha. Sonra oradan çıkınca bu kazadan dolayı ertelenen bir dijital platformda Umut Trogay ve Mert Baykal'la bir iş çekecektik. Biz çok güzel bir iş o. Benim çok heyecanlandığım bir şeydi. Bir de dijital platformların kendisi zaten beni heyecanlandırıyor. Tabii ki heyecanlandırıyor. Çeşitlilik her zaman bir oyuncu için üreten kesinlikle ve devamlı bir şeylerin içinde olmak isteyen bir oyuncu olarak daha da heyecanlandırıyor. Şimdi 5 yıl önce falan dizide oynadığımda beni şey çok yıkıyor Mehmet. Ne? Dizilerin hani rating kaygısından dolayı ortadan kalkması, hikaye, emek, set çalışanları her şey bir anda. Acıklı bir tarafı var. Acıklı bir tarafı var. Evet, önünden geçip diyorum ki Allah'ım nasıl olacak yani, nasıl yapacağız falan çok. Şimdi dijital platform bende hem bir rahatlık o anlamda, hem bir kompozisyon, başlangıcı belli, bitişi belli, zamanı belli, her şey belli. Beni çok daha rahatlatıyor. Bir de insan mutlu olduğu yerde üretebiliyor. Daha iyi üretiyor %100. Dolayısıyla dedim ki ya bırak şu hırslarını artık kenara. Dijital platformun aradan kraliçesi olma yolunda ilerle. Sen bence bak bir de şeyler de çoğalıyor. Yani neyse bu çoğaldıkça bunlar daha çok bütün oyuncular için. Yani iyi olacak tabii ki. Aynen hoş öyle şeyler yani. Fox'ta benim en büyük ilişkim diyorsun İsmail'i seyretmek olduğu için. Biliyorum sen çok bir İsmail Küçükkaya. Şuradan geçerken çok heyecanlandım. İsmail Küçükkaya'nın yerinden geçiyorum. İsmail de buradan sevgilerimizi getirelim. İsmail'e de buradan, İsmail'e buradan şöyle sevgiler yollayalım. Çünkü ben sabahları tabii ki Twitter'dan işte Fox haberimiz bilmem ne, İsmail Küçükkaya falan böyle paylaşıyorum. 5 dakika sonra anneme de söylemiyorum. Şey gibi eskiden 90'larda istek parça isterler. Evet adımız anons edilince evet kalpten giderdik ya böyle evet, işte Mehmet Bey için geliyor şu şarkı. Şimdi İsmail bir anda Goncalar da sevgiler. İsmail bir anda deyince böyle ekranda Goncacığımıza da sevgiler, sevgili anneciğine böyle o biliyorsun şey gibi aranan damat gibi bir konumu var ya. Böyle bütün anneler kayınvalidesi gibi bir. Hakikaten benim arkadaşlarımın anneleri falan. Yani ideal damat şeyi çizdesen İsmail'i anlatıyorlar devamlı. Yani. Bir şey var yani. Enteresan bir öyle etkisi var adamın. Hayatımıza mavi huydur ben değil. Soktu adam yemin ediyorum. Yani çok seviyoruz onu bu arada. Şaka bir yana. Ayrıca bir haber sunan biriyle ilgili de böyle esprili konuşmayı da özledim Türkiye'de. Değil İsmail mi? Çok iyi geliyor yani bu çok anlamda sabahları onu izlemek. Ona da buradan hem de kendi kanalımdan çok sevgilerimizi iletiyoruz. Ben bu arada bu tas kebabını bitirdim bak konuşurken.
Evet yani soğanı kerevizi koydum. Sonra birazcık salça koydum. Biber salçası, domates salçası. Onları da güzelce bir kavurdum. Arkasından bol kimyon, biraz pul biber. Sonra birazcık şey, közlenmiş biberi çektim rondoda. Onu ekledim. Daha sonra et suyunu da koydum. Bu fokur fokur kaynıyor. Şimdi bunu fırına atacağım. Bu fırında böyle yavaş 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 pişmeye devam edecek. Sen de bu arada şeyi kapattın galiba. Ben de evet, kapattım Dünürü'yü. Şimdi üzerine biraz daha tereyağı ekleyeceğim. Fırına vereceğim. Güzelce kaç kızaracak. 180 derece de böyle ortalama bir 25-30 dakika kadar yeterli oluyor. Sonra yediğimiz o sütlü nuriye olmuş bir şekilde mi çıkıyor? Çıkınca şerbetini vereceğiz, sütlü şerbetini. Birazcık dinlenecek, yiyecek kıvama geldiğinde bitti gitti oluyor. Yani çok pratik, kolay ama çok lezzetli. Bak fırına giriyor bu da. Ay çok güzel görünüyor, eline sağlık. Bu da fırında. Sütlü nuriye oluyor. Ben şimdi şehriyeye başlayacağım zaten yapmaya. Tamam. Sen şehriye başlarken ben de bunu fırınlayayım. Peki şimdi bir ama tekrar sana döneceğim ama bir sosyal medya hatırlatması yapacağım. Tabii. Bütün bu tarifleri, bu sohbetleri kaçırmak istemiyorsanız ne yapıyorsunuz? Instagram, Facebook, Mehmet Özer ile Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümler, bütün detaylı tarifler Fox.com.tr'nin internet sitesinde diyoruz. Evet, bir platform dizisi yaptın. Yaptık. Filmler var bir de ama. Evet, 3-4 tane, 4 galiba sinema filmi çektik. Onlar da artık, ben de bu sene çok heyecanlıyım. Ama 4 tane film birden diyorsun ya, çok acayip bir şey yani. Arka arkaya oldu, çok evet. Dolu, biraz dolu. Ben de yoruldum. Bana şuradan bir vokta verir misin? Mesela Aralık ayında, özellikle yeni yılda, bir yeni yıl dileği olarak kendime dedim ki huzurlu bir uyku çekebildiğim için şükrediyorum, söz veriyorum, şımarmayacağım dedim, uyudum ama iyi de geldi Mehmet. İyi ya. Çalışmak tabii. Bana, beni tanıyorsun az çok yani. Beni çok besliyor ve çok iyi geliyor. Sen etrafıma huzur yapamazsın. Veren insan oluyorum sen yani. Sen çalışmadan yapamazsın Goncacığım. Yani sen o enerjinin, seni o enerjini patlatman lazım bir şekilde. En iyi şey de çalışmak zaten. Şeyi yapamıyorum bu. Karakter olarak. Ben bir dizide daha oynayayım, sonra bir dizide daha oynayayım falan. Bunu yapanlarla ilgili bir sorun teşkil eden bir şeyim yok ama benim ruhum yani herkes... Kendi evet. Metrekaresini biliyor işte bu hayatta. Ay ne kadar tatlı söylüyorsun yani, ya. Dolayısıyla hani kendi metrekaresini biliyor, biliyor çok iyi. Biliyor ve hani müthiş dolayısıyla yani. Hep bu dünyadan göçüp gittiğimde ya şöyle farklı bir iş yapmıştı, böyle değişik bir şey yapmıştı, denemişti olmak. Hani bir sonraki işin aydınına doneler bırakmak için. Yani görev bu. Dünya böyle ilerliyor her şey. Ben bu şimdi yani. Mesela en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Dedi ya demin bir şey yazıyorum, kendim yazıyorum diye. Ondan kesin muhteşem bir şey. İki tane şey yazıyorum. İki tane. İki tane. Ondan sonra... Sinema filmi değil mi bunlar da? Sinema filmi. Çok evet. Güzel. Yapmak istediğim bir şey artık yani. Çok güzel. Biraz da komedi istiyorum yani. Bu çektiğim filmler romantik. Çok özledim. Sinema filminde komediyi çok seviyorum. Onu bende Şahin ve Ata kırdı. Yani Hedefim Sensin ve Düğüm Salonu filminden sonra ben... Dedim ki sinema filminde komedi yapayım. Çünkü kendim de defalarca dönüyorum. Şimdi işler biliyorsun dijital platformlara satılıyor. İnsanlar izliyor. İşler eskimiyor. İyi iş hiç eskimiyor ve kıymeti biliniyor. Hiç. Yağ mı dökeceğim? Yağ dökeceğim. Evet. Şu birazcık şu şeyleri kavuracağım. Güzel bir kahverengi yapmak için. Zeytinyağı çok büyülü bir şey bir de tabii. Evet, yani, inanılmaz. Yani bizim topraklarımızın da en şanslı kesinlikle şeylerinden biri. Zeytin ağacı büyülü bir şey. Ağaç olarak da büyülüyor. Ya ben mesela dün mesela Rus misafirlerimiz vardı. Onlar işte yarın ya da bu akşam ne işte bilmiyorum, unuttum artık. Rus mutfağının getirmiş olduğu bir takım özelliklerden dolayı sohbeti unutmuşum. Ondan sonra kadın dedi biraz ki yani çok doğru bir şey. Burada yaşıyorlar eşi falan. Ondan sonra Datça'da yani dedi Rusya'da mesela zeytin ağacı yok tabii iklim. Yok. Evet, şartlarında zeytinyağı o kadar sevilen ve gittiğimde ne istersen bize zeytinyağı getir. Ya da Amerika'da yaşayan arkadaşlarım diyor ki çok zeytin pahalı diye ağladığını biliyorum. Çok pahalı yani. Bir de zeytinyağı Amerika'da falan. Koskoca dünyanın yarısını düşün. Dünyanın nüfusunun en çoğu nerede? Uzak doğuda ve doğuda. Evet. Yani doğuda. Ya oralarda da zeytinyağı diye bir şey yok yani. Yemiyorlar, bilmiyorlar. Ya koskoca Çin mutfağı, Japon mutfağı. Şimdi yeni artık geliyor da Hint mutfağı. Hiç zeytinyağı kültürü olmayan yerlerden bahsediyoruz. Bir de bizde yani çeşitleri var zeytin dediğin zaman da yani, ben şimdi yani mesela bir sürü iyi yerden zeytin alıyorum. Annemle birlikte bunu daha da öğreniyorum falan ama hala o babamın asker olduğu zaman biz Adana'da yaşadık uzun bir dönem İncirlik'te. Orada hemen lojmanın dışındaki kasaba, köy işte oralarda evde yapılan, bak Adana'da hangi arkadaşım gitse diyorum ki birinin evinden bana taş kırma zeytin getir. Evet. O evde yapsın onu. Evet. O biraz sert tabii, ve çiğ gibi. Sonra. Çiğ gibi. Evet, yani evet. Lütfen diyorum birinin evde yaptığı zeytin getir. Siz ne kadar getir kaldınız Adana'da? Adana'da
10 yıl. Ha, uzun kalmışsınız o kadar. Önce Bandırma, Diyarbakır, Adana gibi bir sıralaması olması lazım. Çünkü ben Bandırma, Diyarbakır kısmında yoktum da. Sonra doğunca. Ben sanmışsın da varsın. Şey yaptım. Sonra babam emekli olduğunda Bursa. Sonra İstanbul. Sonra İstanbul. 98'den beri aynen. Peki şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hadi. Sana bir kutu göstereceğim. Abi sanki şey gibi Bursa'dan komşum dolapta görecekmiş gibi. Yasemin'in penceresini duydum da Mehmet'in dolabını ilk defa. Şöyle çıkardım, bir kutu çıkardım. Sence bunun içinde ne vardır? Sen arada bana şunu karıştırırsın, olur mu? Tamam. Yani şey, hediye mi bu bana? Bir sürpriz. Bak, açıyorum bakayım. Aç bakayım. Bir şeye benzetebilecek misin? Bu ne? Yani su. Su. Ben ne olduğunu sana şu videoda göstermek istiyorum. Bir gösterelim bakalım arkadaşlar, neymiş bu? Kop gel günahlarından, nasıl sitemin belli değil. Ben senin neyim anlayamadım sevdan, ateşin aynı deli. İlk defa üşüyorum kollarında. Muhteşem ya. Şahane. Muhteşem. Deniz'in mikrofonu yok. Evet ya. Ya mikrofon getirdik sana. Görüyor musun? Ya ya, çok tatlı bir sürü. Çok teşekkür ederim. Deniz'im görüyor musun ben? Şuna iki tane söyle o şarkıdan. Hadi. Yapma beni. Ya gerçekten bir Deniz'i yaptırıyorlar buna. Hadi. Bak çok güzel yemek yapıyorum sana. Karşı çok güzel. Hadi Deniz Seki şarkısından. İki kelime söylese yeter. Ya bu ne kadar su şişesi baltadır. Dur bakayım. Ey kalbim, yazık sana, gittin de kime bağlandın? Heh, oldu mu? Otur ağlaşıyor. Ne oldu ya? Bak bizi ya, aldı yine buraya çıkarttı yani Deniz hakikaten. Ama Deniz hala çıktı Deniz dedim. Gonca bak Deniz dedim. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Biz Mehmet'le tatil de yaptık. Evet. Buradan bir magazin çıkarıyormuşum ben. Ama ne tatil? Ama ne tatil? Ne denizler, ne dalgalar falan. Ay Allah'ım, öleceğim. Ama hakikaten çok eğlenmiş. Dimiz gülmekten çok güzel. Artık son kalan günlerinde böyle sabah yaşlar akıyor. Hatırlıyor musun? Ayhan Bey de vardı. Ayhan Seçim Mehmet'in bu kısık sesi zaten yoktu. Bir yerden sonra biz yüz okumayla Mehmet'in sohbetine devam ettik. Hakikaten öyleydi ama. Kahkahadan benim sesim Mehmet gibiydi. Mehmet'in sesi yoktu. Yoktu yani. Ben de Mehmet'im ne güldük falan diye böyle devam. Şey de vardı, hatırlıyor musun? Sevgili Ayhan Sıcımoğlu. Ayhan Sıcımoğlu vardı ya. Onlarda ne gülmüştük yani hakikaten. İnanılmaz. O da ya, çok tatlı. Çok. Gerçekten. Gerçekten söylüyorum. Müthiş bir enerji. Müthiş. Çok. Müthiş bir enerji. Ya, hep mutlu de çok entelektüel adam. Yani çok müthiş. Görmüş geçirmiş. Çok her şeyle çok tatlı bir adamdı. Yavaş yavaş bunu da güzelce bir renk aldım da. Kahverengi ettik şeylerimizi. Biraz tereyağı koydum. Soğan rendesi koydum içine. Şimdi biraz da sarımsak incecik koyacağım içine doğrayı. Onları biraz kavurduktan sonra biraz salça koyacağız. Sonra da suyunu vereceğiz. Şu şeyin altını açalım, sıcak olsun su. Şunun. Jamie Oliver'ın kulakları çınlasın. O yapaydı bunları her yer arpa şehriye bilmem ne. Buralar kimyon mimyon. Sana bana da dökerdi biliyorsun. Bak. Ben. Sana bana da dökerdi. Ama öyle bir yani. Şak şak döker. Diyorum ya, hiç kaçırmıyorum yani. Hiç. Ama biz bak gayet temiz çalıştık, gördün mü? İnanılmazsın sen ya. Hem çabuk temiz çalıştım hem temiz çalıştım valla. Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim Mehmet, bir sohbetin var, ne ara ne yaptığını hiçbir şey insan anlamıyor bu adamla, öyle değil mi ya enerjisi falan. Teşekkür ederim, çok naziksin, o senin nazikliğin hiç vallahi. Hiç de sevmez yani. Övülmeyi, hemen geri geri gider böyle. Hemen kaçası terk edesi gelir. Evet, soğanlar da koyduk. Birazcık daha soğanlar da ölüyor orada, şunları da koyar mısın içine? Koyalım. Sırayla. Onları da biraz kavuracağız, bayağı bir kavuralım yani. Çiğ salça tadı gitsin. Sarımsak var da ziyan olmasın, onu da koyduk. Burada önceden şey yaptım, kızarttım. Patlıcanlar ve yeşil köy biberleri var. Burada da bezelyeler var. Bezelyeleri de önce şöyle kaynar fokurdayan suya attım. Çıkarttım, buzlu suya attım ki böyle renkleri yeşil yeşil kalsın diye yani. Sonra da buzlu suya atılır yani. Evet, o pişme süresini bitiriyor buzlu su. Yoksa dışarı çıkartıp normal süzersen o kendi kendine pişmeye devam ediyor. Okey, anladım. Rengi de o yeşillik, bütün yeşil sebzeler için aynı şey geçerli yani, yapılabilir. Hmm. Bunu da attık şeyi içine. Tamam. Közlenmiş biberleri atalım. Yarısını yemekte kullanmıştım. Evet. Yarısını burada kullanacağım. Şöyle bir de altını iyice açayım. İyice bir kavrulma şeyini hissedelim. Ondan sonra bunları en son koyacağım içine. Tamam. Piştikten sonra
Bizim... Bu yaptığınız şeyler beni acayip dikkatimi çekiyor ya. Bayılıyorum bunlara. İyi ya, bir şey yapmıyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Basit yemek yapıyoruz bugün valla. Böyle bir, şöyle bir koklayalım onu. O böyle artık kokular da geliyor. Sarımsağın pişme kokusu, salçaların kavrulma kokusu. Şimdi burada tavuk suyum var. Biraz tavuk suyu koyacağım. Ondan sonra daha hiç tuz koymadım. Kontrol edeceğim. Verebilirsin bence suyu. Vereyim. Aşağı alınca altında. Şöyle bir fokurdasın istiyorum. Gerekirse normal suyla takviye yaparız. Tamam. Birazcık hepiniz bunu... bu son varyanttan nasibinizi aldınız mı? Ben aldım. Aldım. Ben almadım. Ben almadım. Eski yani, 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 yakınlık yani. Ulaştım. Çok enteresan bir şekilde. Evet. Ben hiç kimseye bulaştırmadım. Evet. Hiç. Sıfır ki yani. Ki yani biz gerçekten çok yan yanayız. Ama... Sıfır evet. Semptom geçirdim bir de ben. Sen evet, biraz... Ben Proveze savaşları gibi şeyler. Cihangir'de bin dükkanlar kapatıyor. Lonca geldi de. Yazık ya. Bayağı evet ağır geçirmiş hakikaten. Yemin ediyorum ya. Ağır geçirmek mi? Semptom hali. Allah Allah ya. Gerçekten grup kuruldu falan böyle. Omikron komşuları diye. Herkes birbirini takip etti. Ama o dönem bütün İstanbul oldu zaten de. Evet, o bir şey ya, o üstümüzden bir dalga geçti. Zaten tam aynı zamanda olmuşsun sen de. Yeni yılda hakikaten. Herhalde yeni yılda şeydim. Evet. Sen de yeni yıl gecesi evdeydin. Tabii. Aradaydım ama bende bir şey olmamıştı. Şimdi bu pişiyor. Senin şerbetin hazır. Bunlar zaten önceden pişirdik. Etimiz fırındakiler pişiyor. Fırındakiler çıkacak. Artık programın şöyle güzel yerine evet. Gelelim mi? Keyifli yerine gelelim. Yemek yiyeceğiz çünkü. Hadi yiyelim. Programın geldik güzel yerine. Demiştim sana. Çünkü yemeklerimiz artık pişti. Bakar mısın şunlara? Senin favori tatlına bakar mısın? Gonca yani. İnanamıyorum. O kadar güzel duruyor. Hakikaten çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyetler olsun. Umarım lezzetini yani bizi izleyenler de mutlaka bunu denesinler. Evet kesinlikle. Kolay da yani yapması. Çok kolay. Bak çok Gonca lezzetli. Nasıl mutlu şu anda. Çiçek açtım. Ama biraz sonra yemekten sonra vereceğim. Onu alalım. Bu ara şeyin de altını kapattım. Eti fırından çıkartmıştık. Güveçteki etimizi. O da nefis oldu. Bu da bence oldu. Bunun patlıcanlarını verelim istiyorsan. Aç kapağını olur. Açar mısın? Dur, biraz da beraber demleyensin patlıcan evet. Ve biberlerle beraber. Of. Bir karıştıralım. Oy. Hakikaten oy yani. Gerçekten. Ay çok güzel oldu değil mi Mehmet? Ya çok. Bir şeysin bakar gel Allah aşkına gel. Fazla güzel. Bakar mısın şunun kokusuna? Biberlerle of. Oh. Çok iyi. Hayır, oh. Bak. Vallahi sizi kıskanmak çok zevkli biliyor musun? Ne güzel bir laf bu da ya. Ay bugün çok güzel laflar söylesin acaba vallahi. Gerçekten. Yani hakikaten. Bu sene temas ettiğim ilk erkeksin bu arada. Ben çok hastalık oldum. 2022'de ilk temas Allah'a çok mutlu oldum ya. Allah ayırmasın. Kapatalım istiyorsan dursun. Bezelyesini. Çok güzelmiş. Bezelyesini. Onu da sonra mı istersen? Hadi koyalım bir kısmını en son üzerine koyacağım. Tamam. Rengi gitmesin diye. Bir kısmını karıştır. Bir kısmını tamam. En son tabakta servis yapmakla koyarsın. Okay. Baksana rengarenkte bir tabak oldu ya. Ay inanılmaz güzel görünüyor. Yani çok hakikaten iyi oldu. Güzel oldu. Bence istiyorsan yavaş yavaş da tabaklayalım. Biraz soğusun hem de tamam. Tabağın içinde. Biraz çünkü... demlenmesin mi? Hadi demlensin biraz patlıcan tadını da çeksin. Evet. Bu arada şeyde yarıda kaldık. 4 film dedin ama 4'ünü birden saymadın. Neler filmler? Hepsi romantik mi? Romantik komedi. Bir tanesi enteresan bir şey. Bu pandemi sürecinde bir şey çıktı. Gözüme nazar girdi. Gözüme nazar. Kazağımın tüyü girdi gözüme ama tek gözle anlatabilirim. Öyle de bir oyuncuyum. Gözüme nazar girdi. Bu sürede gözüme nazar girdi. Ağlamıyorum gözüme soğan girdi falan. Soğan da doğradık ama kokutmadık hiç ortalığı. Evet inanılmaz. Var mı bunun bir şeyi? Eski soğan herhalde. Yani yok eski soğan. Aa, güzel. Yok şey ya. Bence burada en önemli şey keskin bıçak. Yani evet. Keskin bıçak olursa hızlı, ezmiyorsun, yani kesiyorsun. Suyu böyle buharlaşmaya çünkü keskin olmayınca bıçakla eze eze kesiyor. O zaman daha bir şey suyu çıkıyor ortaya. O su da gözlerimizi yaşartıyor. Evet. O yüzden hep derler bıçak işte çok bıçak önemli ya. Keskin evet. Olunca ama Allah korusun elini kesersin tam tersine. Valla biliyorum Türk sinemasında var diyorlar bir soğan hikayesi ağlama sahnelerinde. Evet önce. Normalde ağlatır. Ama çok enteresan bir şey. Bende lens var gözümde. Eskiden çok gözüm yaşarırdı. Şimdi lens herhalde o gözümün yaşarmasını engelliyor yani. Değil mi? Bu durumda derdin ortak olduğu insanlara Mehmet şey diyor. Aslında ağlıyorum kardeşim. Evet, ama yani. Gözüm de lens olduğu ama için. Ama lens olunca ağlatmıyor soğan. Ben ama çok çabuk ağlarım zaten. Yani böyle çok romantik tarafım vardır yani öyle. Böyle en basit bir romantik komedide bile fat diye ağlayabilirim yani. Hani
Bu hani aslında potansiyel... çok güzel bir refleks yani bitkiler gibi düşündüğün zaman. Yani bir canlının yani yaşayan canlı bir formun doğayla böyle ilişkide olması iyi bir şey. Biz genellikle davranışsal yani en gelişmiş canlı olarak her şeyi çok ahlakçılık ve davranışsal incelediğimiz için ağlamak bize bir tavır gibi tavır geliyor. Gibi halbuki geliyor. Bir şey yani. Şurada küçücük açılmış iki tane küçük delikten senin duygu durumunla alakalı süzülen bir şey. Kesinlikle. Çok fotosentezi bence yaşamda ağlar biraz. Ağlar mısın sen de kolay? Çıldırırım ayol. O iki delik de neymiş? Ha? Kulağımdan yaş çıktı görünür. Ben de ağladım ama ağlarım. Ama güldüğümü de gülerim yani. Böyle gözümden yaş gelinceye kadar da gülerim. Onu biliyoruz, onu yaşadık. Onu yakaladık zaten sen. Aynen öyle. Şimdi yavaş yavaş bu tabağı da yapacağım. Biraz tabakta da soğusun istiyorum. Senin de ağzını yakmayalım. Yan yana koyalım. Tamam. Hatta gel şuna şeyle koyalım. Şöyle şık bir tabak olsun. Üzerinde böyle bezelyelerle süsleyelim. Belki bir lokma. Maydanoz, dereotu ya da nane gibi bir şey sever misin taze? Hepsini severim. Hangisini seversin? Dereotu ve nane. Dereotu ve naneyi çok az kıyıp pilavın üzerine koyacağım çünkü de o yüzden diyorum. Şurada var birazcık alacağım elimde. Hem de tabakta da şöyle bir görsel olarak da güzellik yaratsın. Şöyle biraz dereotu, biraz da şu naneyi. O kadar yer var, benim kameramı kapatıp naneyi aldım. Pardon ya. Allah kimseyi hırsıyla... Hep rol çalıyor. Sınavsın yani. İnanılmaz hep, bir şey. Hep, bayağı hep. Adamın amorsundan çıktı şöyle. Evet. Birazcık nane ve dereotu da şöyle incecik kıyıyorum. Hem tabakta güzel bir renk olacak, hem de bir tazelik katacak. Nane, taze nane çok güzel kokan bir şey ya. Çok. Baksana bir anda stüdyo koktu naneden. Bir... Bu gerçekten böyle baharat dillerimizin de organik biliyorsunuz bu özellikle sosyal medyada gerçekten bu girişimci üreticileri çok takip ediyorum ben. Özellikle sizler için de çok da saygı duyuyorum. Hatta birçoğundan da sizlerin sayesinde haberdar oluyorum. Nerede ne var, sosyal medya ne yapıyor? Evet yani sizler tarafından desteklenince çok da iyi oluyor. Hala çünkü bir şey var değil mi? İşçi bir emek kesinlikle. Var orada canlı var. Canlı. Bir de üstelik hani bu kadar hani doğru düzgün tarımdan koptuğumuz, işte yapmadığımız her şeyin ithal geldiği bir Türkiye'de yani bu çok sahip çıkmak lazım. Canlı yerel, başta yerel üreticiye falan. Yani. Çok sahip çıkmak lazım. O yüzden benim hayatıma böyle bazı şeylerin işte tanesi girmeye başladı. Şimdi işte kimyon mu? Tane kimyon. Evet. İlk defa benim hayatıma girdi ve ben şu an her şeyde mesela. Geçen pilav yapıyorum. Dedim ki ya çok sade geldi. Normalde biraz ben tereyağı şeylerim. Evet, kaçarım yani ama dedim biraz tereyağı koyayım. Sonra durdum. Şeyden bir tane parça kalmış. Neyden? Bir buçuk. Pırasadan. Dedim ki tıt içine doğru. Çok da güzel oldu. Pırasa soğan tane kimyon. Evet aynen. Soğan yani, etkisi. Hani Türkmen pilavı şeyinde derler ya havuçlu. Çok güzel olur. Sonra biraz havuç rendeleyip onu pırasalı. Sonra tane kimyon. Bayağı seninki şey olmuş ya pilav dediğin normal pilavlıktan çıkmış böyle havuçlar. Gitti yani sonra. Baktım servis ederken biz artık iyice coşmuşuz yani. Annemi pilavdan uzaklaştırmışım. Çok güzel görünüyor bu arada ya gerçekten. Bu Mehmet'in tabağı mı? Önce ona mı koydunuz? Yani hayır sana vereceğim de en son şu son dokunuşları son yapıyorum. Son dokunuşları nane, Mehmet yapsın. Nane, dereotu dokunuşlarını yapıyorum. Çok güzel oldu hakikaten tabakta. Birazcık bekle ama hemen yeme. Çünkü hakikaten çok sıcaktır. Ağzını da yakmak istemiyorum senin. Ay, elinize sağlık. Ay ne demek ya? Güzel bir görüntü oldu bu ya. Güzel oldu. Bence tadı da çok güzel oldu. Kesinlikle. Ben baktım tadına çünkü. Nefis oldu. Şimdi yersin. Sen orada şey yapıyorsun herhalde. Evet ben de tabağını alayım. Sütlü Nuriye'yi. Hadi küçük küçük başla Gonca. Daha tatlı da yiyeceksin. Süre az kaldı. Üfliye üfürümde hiç yok. Yine Sedef iyi var beni dövecek. Niye? Ne yapıyor? Hangi kökünü yok? Sedef'e bir gideriz böyle. Bunlar 37 kişi duruyorlar burada böyle. Ben 37 kişi böyle bakıyorum. Bunu öğrenemedim diyorum yani. Bunu şeyi dıştan içe doğru gideceksin esasında. Dıştan başlayıp içe gideceksin sonuçta. Sen istediğin gibi başla boşver. Kendi dediğine kendi inanmadı. Ya inanır mı? Yok ya. O çok acayip bir et oldu. Polantamı da kazağımın tüyü şey gelmiş. Nasıl olmuş şey? Yani böyle bir şey sorulur mu? O kadar lezzetli ki şu an. Çok güzel oldu hakikaten ama yani. O fırından etkisiyle beraber. Bir de dağılıyor herhalde dişin değdiği anda ete. Yumuşacık tuttukta. Bir de şuna da bak bakalım. Ay Mehmet. Çok güzel olmuş ya. Ay afiyet çok sinir bozucu bir insansın. Ay afiyet olsun. Yani çok mutlu oluyoruz biz de böyle konuklar. Evet. Gerçekten öyle. Ne kadar pişti şimdi yani? Bir şey söyleyeceğim sana. Bunu normalde burada daha kısa pişti ama bunun minimum bu fırında düşük derecede 160 derecede 1,5 saat pişmesi lazım.
bu etlerin bu hale gelmesi için. Dana etinden yaptık. Kuzu yapıyorlarsa daha çabuk pişer. Evet. Daha ama dana etinden yaptığımız için biraz daha uzun, daha uzun sürüyor. Bir buçuk saat pişirirlerse izleyicilerimiz... Bunun bu kadar güzel dağılmasının sebebi 160 derecede. Evet, yavaş yavaş. Pişmesi. Bir de tabii önden döküm tencerede pişirdik. Bir de önden o döküm tencerede etleri karamelize ettik güzel. Çok yüksek ateşte. Onu karamelize ettikten sonra şeyi düşürdük, ateşi ama düşürdük. Ama mevzunun bu kısmı sadece malzemelerin buluşması. Evet, o kadar. Evet. Pişmesi, her şey fırında yani. Ondan sonrası fırında. Fırında. Yani şurada 5 dakikada evet. Malzemeleri buluşturduk. Ondan sonrası fırında. Geri kalan fırında. Kolay bir yemek esasında. Evet, sadece süresi yemek. Uzun. Bir de ona bak bakayım. Bence o da çok güzel oldu ya. Anne geliyor bu. Bunu anladım. Bunu takip ettim. Bunu çok bunu, bu da çok kolay. Ya patlıcan, biber falan çok yakışıyor bu evet. Şeye. Beğendin mi onu? Evet, çok güzel ya. Afiyet olsun. Ay çok çok teşekkür ederim. Böyle bir şeyin de yani kolay demen... Kolay ama hakikaten. Daha zor yemekler var yapılabilecek. Bu... Evet ama çok basit şeyleri böyle meç edip bir araya getirip bunu yapınca... Şimdi evde ne bileyim bilmem hakkında böyle bir şey yapmak gelmezdi ama birkaç tane malzeme şeyiyle... Evet. Çok bambaşka daha bir farklı şey bir şey, bambaşka bir şey çıkıyor. Ya işte bizim de bu programlarda yapmak istediğimiz şey yani insanların ya yemek yaparken de zihnini açıp, evet, açıp daha başka neler kullanılabilir bazı şeylerin içine diye bir şeyler eklemek. Sen yavaş yavaş şey servisine geçebilirsin. Sütünü oraya. Yine yiyeceksin, ben almayacağım önümden zaten tabağı. Alma da. Alma sakın. Evet. Bir tane bak süre azaldı diye şey yapıyorum. En favori tatlımdan yaptık sana. Evet. Ay. Bak şu oda şunları kullan gel bunlar temiz. Destek orada çatak. Biz alışmışız hemen şu an yapıp aynı şeyi şey yapmaya. Evet. Hadi şu anda sizi şey yapmayayım. Yok, ben normalde bu kadar bulaşık çıkarmam biliyorsunuz. Ay, çıkar canım bize, sen gelmişsin konuk olarak. Evet. Bulaşığın lafı mı oldu? Şu anda ne yaşıyorum ha? Güzel olmuş çok ama ben daha yemedim de. Belli. Hemen. Benim fındık da kudurmuş. Tabii. Fındık yani. Adapazarı'ndan geldi. Hendek'ten miydi? Hendek'ten. Evet, onun güzel, tadı öyle çıkıyor çünkü. Yani böyle. Evet. Ay, ne hayaller ne hayaller. Şöyle. O zaman çok mutluluktan güzel. Ölüyoruz. Evet. Sen yemeğine devam edebilirsin. Ben bugün tam olarak neler yaptığımızın üzerinden geçeceğim efendim. Bugün sevgili Gonca Vustatir'le neler yaptık efendim? Dana kuşbaşı tas kebabı için. Öncelikle etlerimizi tuz ve karabiberle lezzetlendiriyoruz. Bir tavanın içine biraz sıvı yağ koyuyoruz ve çok yüksek ateşte etlerimizi güzel bir kahverengi yapıyoruz. Ardından altını kıstıktan sonra zeytinyağı ilave ediyoruz. Sırasıyla kuru soğan, biraz daha tereyağı, havuç, kereviz sapı, sarımsak koyduktan sonra sotelemeye devam ediyoruz. Kimyon, pul biber ekliyoruz. Ardından domates ve biber salçasını ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Biraz börtüsü sos, biraz soya sosu ekliyoruz. Közlediğimiz ve çektiğimiz biberleri ekliyoruz ve et suyunu ekliyoruz. Daha sonra üstünü kapatıp fırında güzelce etler yumuşayıncaya kadar bir güveç gibi pişiriyoruz. Patlıcanlı ve biberli arpa şehriye için tavamızın altını açıyoruz. Zeytinyağı koyuyoruz. İçine arpa şehriyelerini koyup arpa şehriyelerinin rengi dönene kadar kavuruyoruz. Ardından altını biraz kısıp tereyağı ilave ediyoruz. Rendelenmiş soğan ve sarımsakları koyuyoruz. Sotelemeye devam ediyoruz. Biber salçası, domates salçası ilave ediyoruz. Yine kavuruyoruz. Birazcık közlenmiş biber ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Sonra tavuk suyunu verip iyice şehriyeler şişene kadar pişiriyoruz. En son önceden kızarttığımız patlıcan ve yeşil köy biberlerini koyup karıştırıyoruz. Taze bezelerle birlikte servis yapıyoruz. Sütlü Nuriye için öncelikle şerbetimizi tutuyoruz. Şerbet için süt ve şekeri kaynatmadan sadece ısıtarak şeker eriyene kadar bekletiyoruz. Baklava tepsimizin içine baklavalık yufkaları aralarına tereyağı süre süre diziyoruz. Ortasındaki boşluğa bolca fındık koyuyoruz. Yine aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Ardından fırında güzel bir renk alana kadar pişiriyoruz. Şerbetle birleştirip servis yapıyoruz. Sen yemeğine devam et, tatlını sonra yersin. Evet. Bir şey, bana da bir tatına tane şey verirsen. Mı? Evet, bakacağım. Bir de aa, şundan da bir lokma bakacağım hakikaten tadına. Çok güzel olmuş ya. Hmm. Vallahi bunu kendini açmış bir mekanım. Hocam. İnanılmaz. Bir şey söyleyeceğim. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani vallahi billahi yani. Nasıl geçti süre, nasıl oldu? Çok güzeldi. Yani bana çok yukarıdan C-Kar'da uyarıyor kulaklığa. İşte abi 10 dakika kaldı falan. Hani nasıl 10 dakika kaldı onu da anlamadım. Ne ara bitti? Hiç böyle, çok teşekkür ederiz o yüzden. İyi çok, ki geldin, çok. Ayaklarına sağlık. Müthiş keyifli bir sohbetti. İnşallah. Böyle gerçekten. Bir günde evde ağırlarım sizin. Aynen yemek öyle. Yemek yaparak.
Zaten evde konuşacağımız her sırrı burada anlatmak. Zaten biz ne orada layak kaldı ne bir şey kaldı. Evde kalanları şey yaparız. Değerli izleyiciler, maalesef bir anda sürenin sonuna geldik. Biz de anlamadık. Ben hemen çok önemli bir şey söyleyeceğim. Küçük konuşma yapayım. Tabii. Arkadaş olarak yani böyle sık sık bir araya gelemezsek de evet. Her zaman böyle kontaktayız, konuşuyoruz, ediyoruz ve seni izlemek, seninle arkadaş olmak çok değerli bir şey. Biraz da utan artık. Çok değerli. Siz burada benim yakınlarıma kesin o utanıyor çünkü onun öfür püfürsüsünü çekemeyeceğim. İzlemek de öyle. Aynı şekilde seninle de tanıştığıma evet. Çok memnun oldum. Müthiş bir enerjiniz var. Ben izleyiciniz olduğum için. İçimde çok rahat geldim burada yayıldım. Evet, uzun uzun yıllar burada beraber olalım inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Efendim ne yapıyorsunuz? Siz bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Biz değerli konuklarla birbirinden farklı lezzetlerle evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Ama şimdi de hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.